Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. 24 Nisan'a çıkan araba tamir simülasyonu. Simülasyonun en iyisi diyelim. Çünkü başka bir firma böyle bir oyun simülasyon yapmıyor. Playway yapıyor bunu. Polonyalı firma. Zaten bununla adını iyice duyurdu. Her çıkardığı oyunla bir adım ileri gitti. 24 Nisan'da da Car Mechanic Simulator 2015 satışa sunuldu. Biz de haberlerini yaptık zaten. DLC listesi falan yayınlandı. Birçok şey var, gelişmesi var. Şu an Steam'de 31 liradan satılıyor. Türkiye fiyatı gayet uygun. Yani böyle bir oyun için az bile denebilir. Çünkü kalite arttırılmış. Oyunun süresini arttırmaya başlamışlar. Sürekliliği arttırmışlar. DLC'ler gelecek. İçerik zaten dolu. O yüzden fiyat gayet uygun. Eğitim yönü ağır basan bir oyun olduğu için satın almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bir motoru, aracın mekaniğini falan komple öğrenebiliyorsunuz. Şu an Türkçe dil desteği yok ama yeni sürümlerinde başka dil seçenekleri de gelecek. Bunların arasında Türkçe de olacak. Bir önceki oyunu zaten Türkçeydi. Daha sonra bir çeviri grubu tarafından yapılmıştı. Onlar da anlaşıp resmi olarak yayınladılar oyunu. Şimdi biz cumartesi akşamı Prozac Games'te bir yayın yapmıştık. Orada bayağı konuştuk oyun üzerine. Arayüzü falan inceledik zaten. Önemli bir nokta daha var. Eklentiler var burada. Eklentilerden birisi official resmi olanlar. Bu DLC'ler yani. Kullanıcı modları var. Bunlardan bahsedilmedi ama nasıl bir şey olacak merak ediyoruz. Henüz aktif değil. Muhtemelen ilk DLC çıktıktan sonra veya başka bir şey duyuru yapılır. O zaman gelir ayrıntıları. Yani farklı bir oyun. Sadece bir aracı ekleyip onu tamirini yapamazsınız. İç motorunun falan parçalarının modellenmesi gerekiyor. Bakalım yani farklı şeyler olabilir. Yani güzel olur yani. Bu oyunun gelişmesini hızlandırır. Daha fazla kullanıcıya ulaşır. Çünkü mod yapımcıları var biliyorsunuz. Onlar bir oyunla ilgilenmeye başladıkları an yani bir şey görüyorlar da uğraşıyorlar zaten. Yapımcı da bunlara editördür, araç alet falan bunları sunuyor. Bu şekilde mod yapabiliyorlar. Her neyse biz klasik moddan devam edelim. Ben sıfırdan başladım. Sıfırdan başladım ama gelen iş de farklıydı. Yine bir önceki profilde mesela daha farklı bir parçayı falan tamir ediyorduk. Yine aynı araç geldi ama farklı renkte. Yine radyatör fanı bozuk ama farklı bir noktası daha bozuk. Yani bu şekilde iş listesini falan ayarlamışlar. Zaten bir sürü iş var, bir sürü araç var, bir sürü alet edevat var. Ama biz sıfırdan başlıyoruz. Şu an sanayideyiz, sanayi bölgesindeyiz. Atölye falan değiştirildi. Daha da böyle ayrıntılı yapılmış. Şimdi kolay yolları var tamir etmek için. Önce bir O tuşuna basıp bu aracın neyi var bakalım. Zaten gösteriyor bize. Burada simgeleri gösteriyor. Mesela telefon çalıyor şu an. Bir iş vardır. İş geldiğinde yeni bir iş olduğunda telefon çalıyor. Oraya tıklayıp bastığınızda görebiliyorsunuz. Radyatör fanı evet. Pistonla ilgili bir şey var. Bu piston kontrol. Oha bu çok zor bir şey şimdi. Çünkü motoru baştan sona sökmemiz gerekiyor. Yayında yapmıştık bunu hatta. Ben bir dakika şunları bu kamşaft var. Şaftla alakalı bir şey var yine. Evet sway bar arka sway barla ilgili bir bağlantı noktasında bir sorun varmış. Onu da yapacağız. Bir başka iş daha alayım ben. Kolaya kaçayım şimdilik. Evet bunun da motorunda bir sıkıntı varmış. Motordan sesler geliyormuş. Thumping dedikleri ne acaba? Her neyse, bunun motorunun yağ filtresi değiştirecekmiş sanırım. Punto, bir de vitezleri, vites, evet, genel vites kutusu, onları kontrol edeceğiz. Hangisini alalım? Ya bunu bir alalım. Ama önceki, evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu şeye taşıyacağız. Move diyeceğiz. Bunlar henüz açılmadı. Ben onu anlamadım ya. O yeni görevlerde mi açılıyor anlamadık. Neyse buraya sağ tarafa atalım bunu. O yeni işi alayım.
aldım. Aynı model bir araba. Şimdi ne demişti bize? Kaputu açalım. O'ya basalım. Aynen. Evet. Kayış. Motor kayışında bir sorun var. Onu değiştireceğiz. Tuning belt alacağız. Bunu yapmak için bizim şeye çekmemiz gerekiyor bunu. Aslında buradan sökebiliriz ya. Evet bak buradan söküyorum şu an. Bu alternatörü de sökmemiz gerekiyor. Bu kayışları çıkartacağız. Bunu yayında yapmıştık. Ondan tecrübeliyim. Bunu da çıkarıyorum. Sağ tuşa basıyorum ondan sökmek için. Direkt sökülüyor. Herhangi bir şey varsa zaten vidaları falan gösteriyor. Şimdi bunu da söktük. Bunu da sökelim. Su pompası diyor. Bunu da söktük. Şimdi bunu da bu kayışın o kaplama şeyini de çıkaracağız şimdi sağ tuşa basıp. 4 tane varmış. Evet, kayışımız bu. Yani sıkıntılı olan da buydu zaten. Şimdi envantere geliyorum I tuşundan. Evet, bozuk. Condition %28 diyor. Şimdi hemen bir bilgisayara gidip Tuning belt alacağız. Şuraya yazayım hemen. Yok, Tuning. Tuning, bir dakika. Belt. Evet, bu. V8 için olanı var. R4 Soç olanı var. Bu da cover şeyi. 120 dolar alıyoruz. Bitti. Şimdi tekrar buraya geldim. Bak şimdi. 2'ye basıyorum. Bize takılması gereken şeyleri gösteriyor. Sağ tuşa tıklıyorum buna mesela. Hemen buradan seçiyorum. Kaplama şeyini de takayım. Çok kısa bir şekilde sorunu çözdük. Ama basit bir sorundu. Diğerlerinde pistonlara kadar falan söküyorsunuz komple buraları. Çok parça var. Şu pompasını da takalım. Yani acayip şeyler var. Hatta şöyle bir şey var bu oyunda artık. Sıfırdan şey toplayabiliyorsunuz. Araç toplayabiliyorsunuz satın alıp. O yüzden farklı bir uğraş gerektiriyor. Demiştim sürekliliği arttırmışlar. Artık günde birkaç tane iş alarak oynayabilirsiniz. Sıkmıyor. Yani alıştıktan sonra çünkü sürekli farklı şeyleri yapıyorsunuz. Bir de size öğrettiği için bir sürü şeyi yani o bakımdan çok yararlı oluyor. Bak mesela bunları normalde yani bu işlerle alanınız ilginiz yoksa sizin alanınız değilse uğraşamıyorsunuz. Ama böyle simülasyonlarla birçok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz, fikir sahibi olabilirsiniz. Yapmasanız bile yani bir şeyleri öğretiyor. Şimdi motoru kapatıyorum. Bunu teslim edeyim. Evet gitti. 240 dolar verdi. 120 dolar masrafım vardı zaten benim. Bir iş daha alalım. Bir iş daha. Evet. Bunları sonra alacağız galiba ya. Bunu bitirelim biz alırız. Kapıyı değişecekmiş bak bunun. Yeniden onaracağız onu değiştireceğiz. Boyayacağız. Mesela o boyama alanı odası diyelim. Bu tür şeylerde açılacak. Bunun da mesela motorunun yağı değiştirilecekmiş, filtresi değiştirilecekmiş. Ve yeni Tuning parçalarını takacağız buna motora. Zaten baştan sona yenilenecek anlaşılan. Yeni Tuning parts takacağız buna. Tamam. Dur şimdi biz hangisini alalım onu karar veremedim ya valla. Basit olsun diyorum ama. Neyse bunu bir alayım ben ya. Punto. Araçlar lisanssız ama birebir modellemişler. Güzel olmuş.
Yeni gelecek DLC'lerde yeni araçlar olacak, yeni parçalar olacak, yeni pistler olur herhalde. 4x4 DLC'si var çünkü. Şimdi bize ne demişti? Aynen. Şimdi bak bir bakayım ben. Change oil. Motora yağ dökeceğiz. Filtreyi değiştireceğiz. Evet, sol ve sağ yok. Ki rot da değişecek anlaşılan. Çünkü kırmızı gösteriyor bu. Onlar normalde de kırmızıydı ama. Öndeki o stiplik ve drive shaft değişecekmiş. Dur şimdi. Bu ne ya? Şimdi ne yapalım biliyor musunuz bunu? Yağ mı dökecektik biz buna? Tamam. Bunu bir dökelim bakalım yani. Yağ diyor ama. Yani Türkçe dil desteği çok önemli ya. Teknik terimler var yani sonuçta. O yüzden oldu galiba. Bak doldurdum ya, 7 dolar onun ücreti varmış. O hayır. Yakıt filtresi. O şeyi değiştireceğiz. O zaman bunu sökmemiz gerekiyor. Oo, bayağı iş var ya bunda. Bir dakika. Biz bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Sol şeye takacağız bunu acı. Bunu oraya getiriyorum ben. Şimdi bak. Söküyorum hepsini. Yeni aletler alınca bunlar daha hızlı sökülebiliyor. Daha hızlı çalışabiliyorsunuz. Yani bu tür şeyleri de var. Ya vitesle alakalı bir şey var şu an benim de. Vites kutusuna bak. Evet, R4 diyor. Yani onu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Kaldıracağız bunu. Ama bunları takma çıkarmanız gerekiyor. Çok iş var ya valla. Bak mesela. Neyse bir çıkaralım şunları, ne yapacağız? Başka çaremiz yok zaten de. Yani şimdilik böyle öğrenene kadar. Ah aynen bulduk bak, rot şeyi burada. Bir tanesi. Bir duruma bakalım ben onun ya. Bir durumuna bakalım ya. Rot iki tane olacak. Diğer tarafta da var. Envantere bakıp aynen bunun condition gitmiş. Şimdi. Front drive shaft. Ah evet bu. Ama bunu sağ tarafı ben lastiği sökeyim. Ama bunu indirmek lazım. Wow. Ne işler ya valla. Çok zor yani. Şey olarak hani normal bir ustanın şeyin harcadığı zamanı verebiliyorsunuz yani. Basit hemen sökebiliyorsunuz ama yani o kadar değil. Çok basit değil ya valla. Neredeydi o? Hah, rot. Ben bunları şimdi hemen bir takacağım. Nerede benim envanterim? Hemen. İki tane rot alalım. Bir tane alacağız. Bir tane shaft alacaktık ama dur bakalım bir ona shaft arayayım. Camshaft mıydı sadece? Neyse bunu alacağız evet.
Ya videolar uzun olursa yani biraz kötü ama neyse. 2'ye basıyorum. Şimdi dur, bu neydi? Shaft'ım neredeydi benim ya? Bir dakika. Aşağıdan buluyorduk onu. Diğer tarafı da takayım şunu. Bir şey, diğer araçta Sway Bar'ın şeyi değişmesi gerekiyordu. Şimdi bak, şunu bir kaldıralım. Değişti ya şu. Dur, araca geleyim de. O'ya bakayım. Evet, front shifting diyor şimdi front. Shot, aynen. Bu drive shot çekilebiliyor artık, tamam. Spring olayı nerede ya? Ne o ne yani, onu bilmiyorum ben. Şimdi video izlerken birileri sonra yazacak, bilmiyorsun niye çekiyorsun diye de. Sürekli yazıyorlar öyle. Şimdi bak, ben bu drive shaft'ı sürüş şeyini bir takayım ya, alayım buradan. Nasılmış şeyin durumu? Front drive shaft olacak. Ön sürüş shaft'ı gibi şey geliyor anlamı. Front. Aynen bu. 4x4 için de var mesela bak. Ayırmışlar. 160 dolar. Ama eğlenceli ya valla. Buraya takıyoruz. Evet şimdi ne demişti? Bir tane daha var. Taktık onu da mesela bak. Hemen tik işareti geldi. Hani bir eksik bir parça bırakırsanız mesela onu tamamlayamıyorsunuz. İlla yeniden çekeceksiniz, takacaksınız, bulacaksınız işte. Ya front spring olayı ne? Onu anlamadım şimdi. E tuşuna basıyorum. Yok dur. Bir dakika ya. Yani front spring nedir yani? Aa, bu mu? Yok. Yağ şeysi. Ha, bu da değişecek ama. Ha. Ona göre. Neyse dur bakalım şimdi. Front. Ben anlamadım ya. Front olayı nedir yani? Bu ne be? Bu yakıt filtresi değişecek işte. Aynen ya. Yakıt filtresi değişecek. Tamam, ona da bir ayar çekeriz şimdi. Onu bir açalım. Çıkarayım. Değiştireyim. Yakıt filtresi nerede? Aşağıdan mı bakacağız illa, lanet olsun ya. Nasıl olacak o? Bir dakika, yakıt filtresinin ya aracın altında aktif oluyor da ben niye alamadım? Bir bak mı bu? Tamam, söktük ya. Aynen, yakıt filtresi tamam. Şimdi bir tane yakıt filtresi hemen alalım buradan. Pat diye de geliyor yani, vallahi iyiymiş. Mavi. V8 için var. Oo. Farklı farklı araçlar var ya. O klasik araçların daha da farklı motorları var. Onları ben nasıl toplayacağım bilmiyorum. Şimdi ne oldu? Evet, bu da gitti. Ya bu değiştireceğiz yakıtı. Tamam mı? Değiştirilmiyor. Ne olacak? Bir dakika, indir ya şu aracı. İndir kaldır, sürekli şey alışacağız ama ya. Yani aracı tanıdıktan sonra şeyini yapacağız. Ya bu change. Ya dök anasını satayım, bedava zaten ya. Deneyim puanım hala benim 138. 1500 olduğunda o şey diğer işler açılacak. Dur bakayım, bu ne? Buna da bir bakalım ya. Yok, onunla alakası yok. Change o, yakıtı değiştir diyor da.
Ne lan, arka kapağıma mı gideceğim ben? Bir dakika. Yok öyle bir şey. Lan benzin deposu nerede bunun? Valla ben bunu bulamazsam zaten videoyu bitireceğim. Hani... Max değil ya. Ya doldur, bence de bir dolduralım biz bunu be. Biraz daha doldurayım ben bunu. Komple dolsun da şey olsun, belki çözülür olay. Ya Max'ta değil mi bu? Hala bana... Oy... Ya yakıt olayın nereden gidiyor, onu anlamadım ben. Mazot deposu yok. Hani değiştiriyoruz şimdi, böyle eskisi çıksın mı? O muhabbet mi var? Oil dediği şey, yağ filtresi. Yakıt diyoruz da, yağ filtresi yani. Değişmedi acı. Yağ filtresini mi değiştireyim, onu mu yani? Bayağı doldu videoyu. Başlayalı biz burada bitirelim. Ben yine kurcalayacağım bunu. Artık toplayacağız bunları. O diğer araçlara geçeceğiz. Ya da onları şey yapmadan göstereyim böyle. Sökeyim bunları, görün. Nasıl oluyor diye. Yani konuyu şey yaptı, saptırmayalım artık. Yani böyle oha, bir sürü şey var mesela. Bunları söküp takabiliyorsunuz. Onu bak, aküyü de çıkardım mesela. Hava filtresi burada, tamam. Oil filtre değiştirdik. Bu acaba ayrı olarak mı şey oluyor? Mesela bunu çıkarırsak bu şeyi çıkarmış oluruz. Bak bunu sökebiliriz. Hani yakıt şeysini değiştirdik ama niye böyle oldu anlamadım. Bunu alttan çekebiliyoruz. Şimdi burada bitirelim. Bundan sonraki bölümde muhtemelen bunu değiştiririm. Bitiririm bunu. Bunu da bitiririm. Yeni işlere geçeriz. Çünkü ihtiyacımız var ama işte bunların açık olması için de bayağı böyle işi yapmamız gerekiyor. Yani bizden bu araçları tamir edip öğrenmemizi istiyor. Ondan sonra bu XP gerektiren işleri alacağız. Puan gerektiren işleri alacağız. Öyle de devam edecek. Bunlara gelince muhtemelen o test pisti boyama olayı falan zaten açılacak bunda mesela. Orada boyama şeyimiz var ya. Test yolu var. Mesela move diyelim bunu. Bak park alanı var. Paint shop var. Bir de test pad var. Bunlara geleceğiz. Farklı şeyler de çıkabilir muhtemelen. Dışarıda sürüş olayı var işte, test olayı. Farklı araçlarda. Hani Car Mechanic Simulator 2015 satın alınabilecek bir simülasyon olmuş. Başarılı. Böyle bir oyunun yani eksikliği olabilirdi ama bunlar bayağı çözmüşler. Eleman olayı falan yok. Tek başınıza çalışıyorsunuz. Hani olsa da nasıl olacak zaten, o sonra odaklanmanız gereken şeyi siler kaldırır. Yani böyle iyi olmuş. Bak toolbox'u göstereyim. Burada bir sürü şey var yine. 1000 XP gerekiyormuş buna da. Açınca yeni işleri
Geldiğimizde bunları da alacağız. Bak, elektronik meter var. Bu elektronik ölçer olayı ne? Bilmiyorum. Kompresif testir. Havayı ölçeceğiz galiba. Karşılaştıracağız. Bir şeyler yapacağız. OBD scanner var. Hani böyle böyle şeyler var. Bak, hızlandırma şeyi var. Yok, bu level 3. Tamir şeyi. Yani şeyimiz yok. Bu examination'ı hızlandırma var. Bunların hızlandırma var. Ya bak, bu sökmeyi hızlandırıcı şeyler var. Yani böyle böyle gidiyor bu iş. Yani görüşürüz, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.